Merhabalar. Bugün sizlerle ilginç bir geometri problemini çözeceğiz. Bir çizim problemi. Pergel ve cetvel kullanarak verilen bir dikdörtgenin alanına eşit alana sahip kareyi çiziniz ve eşkenar üçgeni çiziniz. Pergel burada çember çizmeye yarıyor ve uzunluk taşımaya yarıyor. Cetvelde iki nokta varsa bu iki noktadan geçen doğru parçasını çizmeye veya doğru parçasını istediğiniz kadar uzatmaya yarıyor. Dolayısıyla cetvelimiz ölçeksiz bir cetveldir. Bunu da baştan bilmeliyiz. İlk önce daha kolay kısmı olan karenin çizimine bakalım. Dikdörtgene eşit alana sahip, dikdörtgenle eşit alana sahip olan karenin çizimi. Şimdi verilen dikdörtgenimiz bu ABC'de dikdörtgen olsun. Kenar uzunluklarına biz bunun A ve B diyebiliriz. Burası A, diğeri de B kadar olmuş olsun. Haliyle kareyi çizmek için bu verilmiş AB uzunluklarının çarpımının karekökine ihtiyacımız var. Yani bu iki sayının çarpımının karekökü diğer bir ifadeyle geometrik ortalamasıdır. Çizim diliyle verilen iki uzunluğun geometrik ortalamasına eşit olan uzunluğu eşit olan uzunluğu çizmeliyiz. Dolayısıyla bu bizim karemizin bir kenarını vermiş olacak ve bir kenarı verilen kare yine pergel ve cetvel yardımıyla çizilebilmektedir. Bunu da biliyoruz. Peki, öncelikle biz cetvelimiz yardımıyla AB'yi B yönünde istediğimiz kadar uzatabiliriz. Ve uzunluğumuz B kadar olduğu için biz B merkezli ve BC yarıçaplı çemberimizi çizebiliriz. Bu çemberi tabii hepsini göstermek zorunda değiliz ama başlangıçta bazı çizimleri gösterebiliriz. Çemberimiz örneğin bu şekilde gelmiş olsun. Yarıçapımız da B oluyor. Bu kesim noktasına E diyelim. Tamamını çizmemize ihtiyaç yok. Böylece A artı B uzunluğuna sahip AE doğru parçasını oluşturmuş olduk. Şimdi herhangi bir doğru parçasının orta noktası nasıl işaretlenir? Orta noktasını bulmayı böyle göz kararı olarak değil, tam olarak yapmak istiyoruz. Bunu da yine pergel ve cetvel yardımıyla yapacağız. Bir kerelik gösterelim. Çünkü bu da yine iyi bilinen meşhur bir problemdir. A merkezli A artı B yarıçaplı yani AE yarıçaplı çemberi çizelim. Bu çemberin bir yayını çizelim. Şu şekilde bir yayımız gelmiş olsun. AE yayını bu şekilde çizmiş olalım. A merkezli daha doğrusu AE yarıçaplı çemberin bir kısmını çizdik. Daha sonra E merkezli yine A artı B toplam yarıçapı olan çember çizilebilir. Bunu da çizmiş olalım. Şu şekilde A'dan geçirmiş olalım biz bunu. Kesim noktalarını işaretleyebiliriz ve alt tarafta da kesim noktası vardır. Onu da işaretleyebiliriz. Bu şekilde bu çemberlerin kesim noktasını bulmuş olalım. Bunların tabi çemberlerin gerisi vardır ama tamamını çizmeye ihtiyacımız yok. Şimdi biz bu kesim noktalarına kullanmadığımız tabi harfler verelim. Örneğin buraya F noktası diyelim. Buraya da G noktası diyelim. Burada A, G, E'yi çizersek bir eşkenar üçgen oluyor. E, F, A'yı yine birleştirirsek burada da bir eşkenar üçgen oluşuyor. Yani bir uzunluğu kenar kabul eden eşkenar üçgenin çizimi de mümkündür. Problem arasında bunu da görmüş oluyoruz. Bu da meşhur bir problemdir. Öklit'in Elementler kitabının birinci cildinde ilk teoremdir. Yani Öklit'in ispatını verdiği ilk teorem eşkenar üçgenin çizimidir. Bunu biz bu şekilde yapıyoruz. Öklit de bu şekilde sunmuştur. Biz F'den G'ye birleştirirsek bu bizim için eşkenar üçgenlerden oluşan eşkenar dörtgenin yani F, A, G, E eşkenar dörtgeninin köşegenlerinden biridir. Dolayısıyla AE'yi ortalayacaktır. Biz bunu böyle bu şekilde çizmiş olalım. Böylece kesim noktasında işaretleyebiliriz. Ve bu noktaya da H diye isim verelim isterseniz. Böylece AH uzunluğu A artı B bölü 2, HE uzunluğu da A artı B bölü 2'dir. Orta noktayı neden kullandık? Bunu da söyleyelim. Böylece H merkezli ve A'dan geçen bir çember oluşturabiliriz. Bu çemberimizi çizelim. Turuncu renkle bu çemberin yarısını çizmiş oldum. Yarıçapı A artı B bölü 2 olan çemberi oluşturmuş olduk. Şimdi ne işimize yarıyor çember onu da görelim. B noktasından geçen ve BC bu kenarını zaten görüyoruz. Doğru parçasını biraz daha uzatabiliriz. Çemberle kesişecek kadar uzatırız. Bu noktaya bir isim verelim. Biz bu noktaya örneğin I ismi vermiş olalım. Böylece AI çizilirse ve IE de çizilirse burada çapı gören çevre açıdan dolayı bir 90 derecelik açı oluştuğunu görüyoruz. Ve Öklit'in yükseklik bağıntısına göre IB uzunluğunun karesi eşittir. AB çarpı BE'dir. Yani A çarpı B uzunluğuna eşit olmuş oluyor.
Böylelikle bu zaten bizim için karenin alanı oldu. Yani karenin bir kenar uzunluğudur aslında bizim için IB uzunluğu. Dolayısıyla biz IB uzunluğunu eşittir kök AB biçiminde ifade edebiliriz. Yani A ve B'nin geometrik ortalamasına eşit olan uzunluğu bu şekilde oluşturmuş olduk. Dolayısıyla IB'yi şöyle de yine burada da gösterebiliriz. Burası B olsun, burası I olsun. Bu uzunluğu IB'yi aynen buraya taşıyabiliriz daha temiz bir yere. Ve kare çizim yöntemleri kolay bir çizimdir karenin çizimi. B merkezli ve IB yarıçaplı çember vesaire çizerek B'den geçen dik doğruyu yine çizerek bu çizimlerle IB'yi bir kenar olarak kabul eden karenin çizimi mümkündür. Biz bu uzunluğa isterseniz x diyelim. Normalde x bir bilinmeyen için kullanılır ama biz burada AB çarpımını karekök için kullanmış olalım. Bu karenin alanıyla ABC'de dikdörtgenin alanı şu anda birbirine eşit oldu. IB çizilmiş olduğu için kareyi çizmişiz diyoruz. Problemin ilk kısmı bu şekilde tamamlanmış oluyor. Gelelim daha zor kısmı olan eşkenar üçgenin çizimine. Eşkenarımızın da bir kenar uzunluğu C olsun. Dolayısıyla C kare eşittir. Daha doğrusu C kare demeyelim. C kare kök 3 bölü 4 eşittir. Eşkenar üçgenin alan formülü. X kare olacak. Karenin alanına eşit olması lazım. X de tabii ki AB'nin karekökü. Biz buradan C'yi yalnız bırakmak istersek X karede kök aldığımız zaman X 4'ün karekökü 2'dir. Dolayısıyla 2X gelecek X'ler içler dışlar çarpımından ve burada karekök 3'ün de karekökünü aldığımız zaman 4. dereceden kök 3 elde edebiliyoruz. Şimdi bazı çizimleri yapmak mümkündür. Mesela x uzunluğunu 2 kat uzunlukta bir şey çizmek mümkündür. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Örneğin bu IB uzunluğunu biz oluşturmuştuk. Gördüğünüz gibi. Burada da x uzunluğumuz var. Bu noktayı merkez kabul eden x yarıçaplı çemberi çizersek ve üstünü de çizmek istersek BI, biz bu noktalara örneğin K ve L noktaları diyelim. BL'yi uzatarak yine bir çember tabii ki yardımıyla kesişim noktasını BL'nin kesim noktasını işaretleyebiliyoruz. Böylece 2x uzunluğunu elde edebiliriz. Yani bu mümkün bir şeydir. Herhangi bir uzunluğun yarısının nasıl çizileceğini de gösterdik. AE'nin yarısının çizildiğini gösterdik. Yani istersek x bölü 2 ile oluşturabiliyoruz. Fakat 2x uzunluğunun 4. dereceden kök 3'e oranı olan bu C uzunluğunu nasıl oluştururuz? Karekökli bir ifade olduğu için pergel ve cetvel yardımıyla bunun çizimini yapmak biraz zor olabilir veya belki imkansızdır. Buna bakacağız mümkün müdür değil midir? Bu mümkün tabii ki ama biraz daha devam etmemiz gerekiyor. Peki öncelikle bir uzunluğun karekök 3 katı nasıl oluşturulur? Sonra 4. dereceden kök 3 katı nasıl oluşturulur? Öncelikle bu ara adımları göstermemiz gerekiyor. Herhangi bir MN doğru parçası çizmiş olalım. Öncelikle bu MN doğru parçasının kök 3 katını nasıl oluşturabiliriz? Buna bakalım. Biz MN'ye eşit uzunlukta olacak şekilde M'ye dik olan MN'ye dik olan M noktasında bir doğru parçası çizmemiz mümkündür. Bu noktaya da isterseniz kullanmadığımız bir harfse R diyebiliriz. Böylece RN uzunluğu da burada MN uzunluğunun kök 2 katı olarak gelmiş oluyor. Ama bunu yazmamıza gerek yok. Zaten iyi bilinen bir şeydir. Daha sonra şöyle yapalım tekrar. N'den evet geçen ve RN'ye dik olan doğruyu çizelim. Ve bu doğrunun N merkezli NM yarıçaplı çemberi çizersek yani üzerinde bu uzunluğu alabiliyoruz, taşıyabiliriz. Burayı da işaretlemiş olalım. Dolayısıyla biz buralara 1, 1, kök 2 verdiğimiz zaman şu uzunlukta 1 olduğundan dolayı RS diyeceğimiz bu mesafede kök 3 gelecektir. Veya kök 3 çarpı MN diye ifade edebiliriz. Herhangi bir uzunluğun kök 3 katını bu şekilde oluşturmuş olduk. Peki 4. dereceden kök 3 katını nasıl oluştururuz pergel ve cetvelle herhangi bir uzunluğun? Buna bakalım. Tabi aklınıza gelebilir. Biz 4. derece kök 3 katını değil, 4. dereceden kök 3'e bölümü olan oranı çizmek istiyoruz. Evet, ona da geleceğiz. Bu bizim için bir ara adımdır. Ondan dolayı baştan söyleyelim. Yani yanlış gitmiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Biz MN uzunluğumuzu yine taşımış olalım. MN uzunluğumuz burası. Ve burası da MN'nin kök 3 katı olan uzunluğumuz olsun. Burası da evet MN uzunluğunun kök 3 katı. Çünkü onun nasıl çizilebildiğini biliyoruz. RS uzunluğunu pergel yardımıyla taşıyabiliriz. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi
Biz MN'yi çap kabul eden çembere çizebiliyoruz. Bunun için orta noktanın işaretlenmesi lazım. Orta nokta çizmeyi biliyoruz ve orta noktayı merkez kabul eden ve M'den geçen çember çizilebilir. Biz bu çemberi yarım çember olarak çizelim. N noktasından geçen dik doğruyu çizelim yine. Ve böylece bu dikliği oluşturduk. Buraya isim olarak T harfi verelim. TN uzunluğu geldi. Burası gördüğünüz gibi bir MN, kök 3 MN olduğu için TN uzunluğu bizim burada TN'in karesi MN çarpı kök 3 MN gelecektir. Dolayısıyla TN uzunluğunun biz burada karekök aldığımız zaman 4. dereceden kök 3 çarpı MN olduğunu görüyoruz. 4. dereceden kök 3 çarpı MN uzunluğunu elde etmiş olduk. Çünkü buradaki açının artık dik açı olduğunu görmüşsünüzdür. Çapı gören çevre açıdan dolayı biraz önce de benzer mantıklı bir şey yanında da yapmıştık zaten. Böylece 400 derece kök 3 katını oluşturmuş olduk. Şimdi problemimizdeki son aşamaya geliyoruz. Bunun için birbirine paralel iki doğru parçası çizelim. Burada olduğu gibi. Ben burada MN uzunluğunu buraya taşıyorum. Burası M. Şurası da bizim için N olsun. MN'yi pergelimiz yardımıyla taşıyabiliriz. Ve TN uzunluğunu da yani MN'nin kök 3, 4. dereceden kök 3 katı olan uzunluğu da taşıyabiliriz. Burası da bizim için TN demek istiyorum ancak buraya farklı bir harf verebiliriz. Yani 4. dereceden kök 3 çarpı MN'ye eşit olan bir uzunluktur. Dolayısıyla biz buraya Q harfi verebiliriz. Bunu işaretlemiş olalım. Burası da MN'nin bir katıdır zaten. Bu şekilde işaretleyelim. Hemen yanına 2x uzunluğunu taşıyabiliriz. Çünkü biz 2x uzunluğunun nasıl çizildiğini görmüştük. Burası 2x uzunluğumuz olsun. Ve şu noktaya da tabii ki şu anda nasıl bir nokta olduğunu bilmiyoruz. Henüz orayı göstermeyelim. Çünkü onun nasıl oluştuğuyla ilgili bir çizim yapmadık. Öncelikle T'den M'ye birleştiriyoruz. Yeterince uzatabiliriz. Q'dan N'ye de yine birleştirelim. Cetvelimiz yardımıyla bunları yapabiliyoruz. Ve kesim noktalarını çizebiliriz, işaretleyebiliriz. Kesim noktasını işaretledik. Bu kesim noktasından biz bu noktaya Y diyelim. Buraya da X diyelim. X kesim noktasından Y'ye birleştirelim. Cetvelimiz yardımıyla bunu yapabiliyoruz. Birleştirdik. Ve bunun uzantısının diğer doğrumuzu, eğer tabii ki doğru parçası biraz kısaysa bunu cetvel yardımıyla uzatabiliyoruz biliyorsunuz. Kestiği noktayı işaretleyelim ve bu noktaya da Z diyelim. Şimdi buradaki QZ uzunluğumuz soru işaretiyle gösterelim. Benzerlikten dolayı paralel çizerek biz bunu yapmıştık çünkü. MN'nin 4. dereceden kök 3 MN'ye oranı, MN uzunluğunun 4. dereceden kök 3 çarpı MN'ye oranı eşittir. 2x uzunluğunun bu soru işaretiyle gösterdiğimiz yere oranıdır. İddiamız soru işaretinin C olduğudur. Burada MN'ler sadeleştirilirse soru işaretiyle gösterdiğimiz yer dolayısıyla 2x'in 4. dereceden kök 3 katı geliyor. Dolayısıyla tam istediğimiz olmadı. 2x'i aşağı çizip soru işaretini yukarıda bırakalım. Yani bu noktaya biz Y noktası diyelim. Q, Y mesafesi belli bir mesafedir. 2x'tir. Ve X, Y'yi çizdikten sonra MN doğrusunu kestiği yeri de işaretleyebiliriz Z olarak. Bu NZ mesafesine soru işareti diyelim. Dolayısıyla burada soru işareti bölü 2x olarak elde etmiş oluyoruz. Az önce hatayla yaptım ama 2x'in 4. dereceden kök 3 katını nasıl oluşturduğumuzu görmüş olduk. Biz bölmek istiyorduk. Bölmek için zaten bu çizimi yaptık. Bölmeyi de bu şekilde elde etmiş oluyoruz. 2x'in 4. dereceden kök 3'e oranı olmuş oluyor ki bu da bizim için C'nin çizimini vermiş oluyor. Artık NZ mesafesine bir kenar kabul eden eşkenar üçgen çizilerek orijinal dikdörtgene eşit alanlı bir eşkenar üçgen oluşturulmuş olur. Bunu Öklit'in bildiğini söylemiştik. Başlangıçtaki problemimizde de bu eşkenar üçgenin nasıl oluşturulduğunu söylemiştik. İşte buradaki alan artık başlangıçta verilen dikdörtgenin alanına eşit olarak elde edilmiş olur. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.